Mahmut Övür. CHP'de kripto FETÖ'cüler var mı? CHP adayı Muharrem İnce, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı görünse de aslında aynı yolu izliyor. O da FETÖ'ye ve HDP'ye mağdur edilmiş gözüyle bakıyor. PKK'ya karşı Türkiye'nin Membiç'te güç kazanmasına, Kandil'i kuşatmasına öfkelenip hıncını bir komutandan çıkartıyor. Bunu yaparken de şiddet siyaset ilişkisine değinmediği gibi gırtlağına kadar şiddete bulaşmış siyasilere güzellemeler düzüyor. Dahası dindarlara sıcak mesajlar vermesi, İmam Hatip'te hocalık yaptım demesi sonucu değiştirmiyor. Bir anda kılıçlar ulaşabiliyor. Onun bu özelliğini daha çok siyasi çıkışlarında görüyoruz. Ortada yeni bir siyaset vizyonu olmayınca o da çaresizce Kılıçdaroğlu gibi siyasi yalanlara başvuruyor. CHP yandaşı siyasi analizciler de İnce'nin bu çıkışlarını gündem oluşturmak olarak yorumluyor. Peki gündem oluşturmak mı önemli yoksa doğru söyleyip söylememek mi? Şu manzaraya bakın. Yola çıkar çıkmaz ilk yaptığı şey Demirtaş'ı ziyaret etmek oldu. Bunu da demokrasi ve özgürlük adına yaptığını söyledi. Oysa bu ziyaretler ve CHP'nin HDP'ye verdiği destek tek bir işe yaradı: şiddeti meşrulaştırmaya. Ne yapsalar destek bulduklarına göre şiddete devam. Bu da ne yazık ki CHP'nin umurunda değil. Oysa Kürt seçmen şiddetten kurtulmak istiyor. CHP bunu bile bile PKK'yı öven, hendeklere destek veren HDP'yi motive ediyor. Bunun vebali çok büyük. CHP bu tavrıyla HDP içinde PKK baskısından kurtulmak isteyen siyasi damarın güçlenmesini de engelliyor. Kısaca CHP bunu Kürtleri sevdiği için değil, kendi küçük hesapları için yapıyor ve Türkiye'nin geleceğini zehirliyor. Bu da özgürlük kılıfı giydirilmiş siyasi yalandan başka bir şey değil. Aynı siyasi yalanlar FETÖ ile ilgili de söylendi. O yapının CIA ile ilişkili bir terör örgütü olduğu biline biline övüldü, ilişki kuruldu. Alın şu gündem olan söylemleri. Önce FETÖ Amerika'dan usulüne uygun istenmedi tezini ortaya attı ve meydan okudu. Amerika Gülen'i iade etmiyorum derse 24 Aralık'ta İncirlik'teki askerleri Noel Bayramı için Amerika'ya göndeririz gündem oldu ama hayal kırıklığı da yarattı. Çünkü şu cevabı işi ciddiye almadığını gösterdi. Kapatırım demedim. Tatile gönderirim dedim. Ne var bunda? Ama en vahim çıkışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2001'de Pensilvanya'ya gittiği iddiasıyla yaptı. O iddiayı kendisine aktaran kişiyi açıklamadığı gibi ona zarar gelir gibi gerçekçi olmayan bir gerekçe uydurarak işi sürünceme de bıraktı. Gördüğünüz gibi gündem olduğu söylenen hiçbir iddianın arkası gelmedi. Bu da yeni bir şey değil. Kılıçdaroğlu bunu 8 yıldır yapıyor. Yapıyor ama yaptıkça da yeniliyor. Şimdi sıra ince de. CHP'lilerin kaderi bu herhalde. Bir kez olsun neden sorusuna doğru cevap bulsalar belki bir yol bulunacak. Ama onlar eski bildiklerini tekrarlayarak sadece Türkiye'ye değil kendi kitlelerine bile zarar veriyor ve umutsuzluğa sevk ediyor. Son bir not. Birkaç gün önce Fuat Uğur, Türkiye gazetesinde Cenkut Yıldırım'ın 2005'te yazdığı Devşirme isimli bir romandan söz etti. O romanda küçük yaşta CHP'ye sızdırılan birinin genel başkanlığa gelişi anlatılıyor. Gel de şüphelenip şu soruyu sorma. Acaba CHP'yi bu noktaya getirenler, genç yaşta CHP'ye sızdırılan kripto FETÖ'cüler olmasın? Gündem olur mu bilemem ama eminim CHP'liler bile bu soruyu kendilerine soruyor. Mahmut Övür sabah